Battalgazi Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Hazreti İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nda iftar yemeği verildi. Yemeğe Vali Mustafa Toprak, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hazreti İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Erdoğan Ünverdi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hazreti İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Erdoğan Ünverdi, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın lokması hak katında kabul olsun, ne zaman başımız dara düşse her daim yanımızda oluyor dedi. Bizi bu arada toplamaya vesile olan Sayın Battalgazi Belediye'miz Selahattin Gürkan Bey'e hepinizin zahmet teşekkür ediyorum. Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise bazen sorarlar sanki Muharrem orucu Alevinin orucu, Ramazan orucu da Sünnilerin orucu. Kur'an'da bizim Ehl-i Beyt'e sevgi saygı göstermemiz emrediliyor diyerek Başkan Gürkan'a teşekkür etti. Bugün Muharrem 8. 4 gün daha geleneğe uygun olarak vatan borcumuz devam edecek. Bazen sorarlar sanki Muharrem orucu Alevinin orucu, Ramazan orucu da Sünnilerin orucu. Eğer Kur'an'da bakalım 183. ayet, Sayın Müftü'nün yanına da haksızlık etmek istemiyorum. Size öncekilere olduğu gibi size de sakınasınız diye orucu farz kılıyor. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli de bizler Aleviler olarak bu yası Matem ayında zehri bal etmek mecburiyetindeyiz dedi. Bizler Aleviler olaraktan bu yası Matem ayını inanın zehri bal etmek mecburiyetindeyiz. Cennet vatanı Türkiye'mizde tarihler boyunca bin yıldan beri bu topraklar için Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle etnik kökeni ne olursa olsun İslam'ın düşmanlarına karşı, emperyalist güçlere karşı hep birlikte kan döktük. Bu bakımdan cennet vatanı Türkiye'miz güzelliklere layık, milli birlik ve beraberliğe layık, Alevi-Sünni kardeşliğine layık olduğu bilinen bir gerçektir. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Muharrem ayı hem insanlık tarihinde hem de İslam tarihinde önemli bir aydır. İnsanlık tarihiyle özleşmiş bir aydır. Muharrem ayındaki 10 peygamber ve 10 mucizeye bakmak gerekir dedi. Tabii Muharrem ayı biraz önce dedelerimiz gibi ifade ettiler. Muharrem ayı hem insanlık tarihinde hem de İslam tarihinde önemli bir aydır. İnsanlık tarihiyle özleşmiş bir aydır. Yani Muharrem ayındaki o 10 peygamber ve 10 mucize hadisesine baktığınız zaman Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Hava annemizin buluşması, İdris Aleyhisselam'ın gökyüzüne çekilmesi, İsa Aleyhisselam'ın gökyüzüne çekilmesi, Eyüp Aleyhisselam'ın dertlerinden kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın denizi yarıp geçmesi, Yusuf Aleyhisselam'ın uyga çıkarılması, Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a kavuşması ve bu 10 mucize işler hepsi Muharrem ayına denk gelmiştir. Dik duruşumuzla, sade duruşumuzla, naifliğinizle, zarafetinizle, kibarlığınızla ve demokrasiye sahip çıkmanızla hep güzellikler sizlerde görür. Demokrasinin ve cumhuriyetin temel olan bir değerler manzumesi olarak sizleri değerlendiriyoruz. Burada bu şekilde bilinmesini arz ediyoruz. Vali Mustafa Toprak'ta bu matem nedeniyle Allah'a olan yakınlaşma adına oruçlarımızı tuttuk, yakın olduk. Bu güzelliğimize o zaman Kerbela'da hunharca katledilen 12 imamımızdan sonraki 72 güzel insan ve Hazreti Hüseyin'in ruhları tekrar şad olsun diyerek Muharrem ayının güzelliklerinden bahsetti. Cumhuriyet'in ayın akşamlar Allah oruçlarımızı kabul etsin, mübarek kılsın, matemimizi kabul etsin. Bu matem nedeniyle Allah'a olan yakınlaşma, yakın durma adına oruçlarımızı tuttuk, yakın olduk, karim olduk. Bu güzelliğimizi o zaman Kerbela'da maalesef hunharca katledilen 12 imamımızdan sonraki o 72 güzel insan ve Hazreti Hüseyin'in ruhları tekrar şad olsun Allah Allah. Ve tekrar tüm canlarımızı
sizleri ve dedelerimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Şimdiden söylüyorum, başkanım. Başkanım, Allah razı olsun.